temsilcinin yönetenlerin yönetilenler de özgür bir şekilde seçilebildiği siyasi rejimleri demokratik rejimler olarak adlandırabiliriz. Demokrasinin temsili demokrasi olarak önem kazanması ve yaygınlaşmasının en önemli sonucu temsilcilerin belirlenmesi amacıyla seçim yapılmasıdır. Günümüz modern demokratik toplumlarda seçimin yeri ve önemi tartışılmazdır. Halk iradesini yansıtmanın demokratik bir aracı olarak seçimler, temsil demokrasilerde milletin egemenliğini kullanabilmesinin fiilen ve hukuken mümkün kılmaktadır. Bu anlamda 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde halkın iradesinin sandıklara özgürce yansıyabilmesi için ilimiz genelinde titiz bir çalışmayı güvenlik birimlerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla yürüttüğümüzü ifade etmek istiyorum. İlimizde alınan seçim güvenliği ile ilgili tedbirlere sıralayacak olursak, seçim günü öncesinde oy torbalarının ilçe seçim kurullarına güvenli bir şekilde intikali sağlamak, seçim günü öncesinde ve sonrasında oy torbalarının ilçe seçim kurullarında güvenli bir şekilde muhafazasını sağlamak, seçim günü vatandaşların her türlü baskıdan uzak, serbestçe ve güven ortamı içerisinde oy kullanmalarını sağlamak, oy verme işlemi sonrasında oy torbalarının ilçe seçim kurullarına güvenli bir şekilde intikalini sağlamak, seçim kurulları ile siyasi parti binaları ve diğer hassas noktalarda gerekli güvenlik önlemlerini almak, seçim mevzuatı, Yüksek Seçim Kurulu kararları, bakanlık talimatları doğrultusunda seçimin huzur ve sükun içerisinde geçmesini sağlamak, suç işlenmesi halinde faillerin ve delillerin tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak, oy verme işlemleri sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Kumandanlığı sorumluluk alanındaki oy torbalarının il merkezindeki Merkez İlçe Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarına sorunsuz bir şekilde teslimini sağlamak olarak sıralanabilir. İlimizde oy verme işlemi tüm Türkiye'de olduğu gibi 8.08.00'da başlayacak olup 17.00'da sona erecektir. İl geneli toplam seçmen sayımız 225.371'dir. İl geneli toplam sandık bölgesi sayımız 267'dir. İl geneli toplam sandık sayımız 757'dir. İl geneli seyyar sandık sayımız 7'dir. Kurulan seyyar sandıklarda toplamda 77 vatandaşımız oy kullanma işlemini gerçekleştirecektir. İl Emniyet Müdürlüğümüz sorumluluk bölgesinde toplamda 79 sandık bölgesinde 424 sandık bulunmaktadır. İl merkezinde 29 sandık bölgesinde 244 sandıkta 85.811 vatandaşımız oy kullanma işlemini gerçekleştirecektir. İlçelerde 50 sandık bölgesinde 180 sandıkta 57.872 vatandaşımız oy kullanma işlemini gerçekleştirecektir. Merkezde bir seyyar sandıkta 21 vatandaşımız, ilçelerde 6 seyyar sandıkta 56 vatandaşımız oy kullanacaktır. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde toplamda 188 sandık bölgesinde 325 sandık bulunmaktadır. Merkezde 21 sandık bölgesinde 65 sandıkta 20.259 vatandaşımız oy kullanma işlemini gerçekleştirecektir. İlçelerde 166 sandık bölgesinde 260 sandıkta 61.352 vatandaşımız oy kullanma işlemi gerçekleştirecektir. Nevşehir E tipi kapalı cezaevi müdürlüğünde kurulan bir sandıkta oy kullanma şartlarına haiz olan vatandaşlarımız oylarını kullanabileceklerdir. İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde görevlendirilen personelle ilgili bilgi vermek istiyorum bu noktada. İl
merkezinde 29 sandık bölgesinde 244 sandıkta 298 personel ile emniyet görev yapacaktır. Görevlendirilen ekip sayısı 49'dur. Sandık bölgesi haricinde görevlendirilen personel sayısı 353'dür. İl merkezinde görevlendirilen toplam personel sayımız 651'dir. Bu emniyet için. İlçelerde 50 sandık bölgesinde 180 sandıkta 242 personel görev alacaktır. Görevlendirilen ekip sayımız 30'dur. Sandık bölgeleri haricinde görevlendirilen personel sayımız 129'dur. İlçelerde görevlendirilen toplam emniyet personel sayımız 371'dir. İl genelinde toplamda görevlendirilen emniyet personeli görevli sayısı 1022'dir. Buna müdür düzeyindeki arkadaşlarımız dahil değildir. İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde il merkezinde 21 sandık bölgesinde 65 sandıkta 85 personel görev alacaktır. Sandık bölgeleri haricinde görevlendirilen personel sayımız 59'dur. İl merkezinde görevlendirilen toplam personel sayımız 285'tir. İlçelerde 166 sandık bölgesinde 260 sandıkta 445 personel görev alacaktır. Sandık bölgeleri haricinde görevlendirilen personel sayımız 137'dir. İlçelerde görevlendirilen toplam personel sayımız 580'dir. Takviye kuvvet olarak planlanan personel sayımız ise 141'dir. İl geneli toplam görevlendirilen jandarma görevli sayısı 867'dir. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. dönem milletvekili seçimiyle kıyaslandığında emniyet personeli sayı açısından değerlendiriyoruz. %25'lik bir artış, jandarma bölgesinde ise %37'lik artışla seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması ve halkın iradesinin sandıklara özgürce yansımasını sağlamak için arkadaşlarımız büyük bir özveriyle görev yapacaklardır. Aynı zamanda ilimiz Gamer'de oluşturduğumuz ve o günde tam gün görev yapacak olan kurul aracılığıyla seçimin gün boyu takip edilmesi ve olayların takip edilmesi, sonuçların takip edilmesi, bizzat benim başkanlığımda oluşturulacak vali yardımcımız, müdürlerimizden oluşacak kurul tarafından da Gamer'de seçimin yönetimini takip edeceğiz. Evet, teşekkür ediyorum, paylaşacaklarım bunlar. Sorunuz olursa. Sayın Valiz, dün Milliyetçi Partisi Genel Başkanı Devlet Bey'in burada mitingi vardı. Bugün de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun mitingi var. Şehrin bir miting meydanı problemi var. Bu bir gerçektir ama bu ana cadde üzerinde yapılması seçim kurulunun kararı mı yoksa partilerin talebi doğrultusunda mı bu caddede yapılıyor? Belirlenmiş olan biliyorsunuz miting alanları var. Yani herhangi bir miting talebi seçim dönemlerinde tespit edilmiş olan seçim kurulları kararlarıyla belirlenmiş olan miting alanları var. Dediğiniz gibi bir meydanın olmamasından kaynaklanan, geniş olmamasından kaynaklanan miting alanı gerekli olarak belirlenenler cadde. Biz her türlü tedbiri dün aldık, bugün de alıyoruz. 300'ün üzerinde 343 personelimiz mi? 343 personelimiz bugün sahada olacak, tüm müdürlerimiz. Gerekli hem kapatma işlemlerini hem güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Trafik açısından bir risk oluşturmayacak şekilde. Ama tabii ki sınırları belli olan bir meydanın vardığı şehirler için büyük bir kazanımdır, her zaman şanstır. Bir mi oldu miting alanımız değil mi? Sayın soru değil de seçim günü için şöyle bir talebimiz var. Daha önceki yıllar bazen karşılaştığımız oluyor ama bu ajansı gelen bir sandıklardan, yani her ilçede bir muhabirimiz var. Bu muhabirlerin en azından kendi oy kullandıkları sandıkların sonuçlarını talep ediyor bir ortalama alabilmek için. Ama bazen
sandık görevlileri gazetecinin orada bulunması gerektiğini düşünüp çıkarmak isteyebiliyor. Bu konuda ilgili bilgileri bilgilendirmemizi. Biz gerekli toplantıları yaptık. Başlangıçta da hem kaymakamlarımızla, güvenlik güçlerimizle, basın mensuplarının işte sandık bölgelerinde, sandıklarda görüntü alabilecekleri, haber yapabilecekleri bilgilendirmeyi yaptık. Fakat sonuç alma noktasında bizler de seçimin bize vermiş olduğu şeye göre, bilgiye göre hareket etmek durumundayız. Yani biliyorsunuz ülke genelinde seçimlerin yapılmasından sorumlu olan birim Yüksek Seçim Kurulu, illerde de il ve ilçe seçim kurulu. Dolayısıyla koordinasyon ve izin mekanizması tamamen seçim kurullarının inisiyatifiyle devam ediyor. Nevşehir'de kaç depremzede oy kullanıyor sayılır? Bu değişken aslında büyük bir müracaat olacağı yönünde beklenti var idi. Fakat nüfusunu alanların sayısında çok tahkiklerin dışında bir gerçekleşme oldu. 1700 kişi kaydını buraya aldı, ikametini buraya aldı. Ama bunların arasında da mesela yurtlarda da bakıyoruz, dönüşler var. Ciddi bir azalma var. 10.000'in altına düştü. Yurtlarda 787'ydi dün itibariyle kalan depremzede sayımız. Yani bu çok büyük bir sayı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama 1700 kişinin tamamı seçmen değil, kaydını alan aile bireyi olarak bakmak lazım. 20.000 civarında depremzede elimizde ikamet ediyordu. Bundan... Hayır, biz 32.000 depremzedeye çıktık. Yani il olarak 32.000'leri bulduk. Fakat zaman içerisinde bu sayının çok azaldığını, bayramdan önce ve sonrasında bile, bayramdan hemen önce KYK yurtlarımızda kalan depremzede sayımız 1500'dü. Fakat dün itibariyle baktığımızda 787'ye kadar düştüğünü gördük. Giden gelmedi o zaman. Evet. Yani işte bir taraftan şu anda bile kaydını silmeyip yurtta kayıtlı görünüp ama fiilen kalmayan depremzedelerimiz var. Sebebi de gidip deprem bölgesinde evlerini görmek istiyorlar. Dönebilir miyiz? Çünkü ben biliyorsunuz bayramda Malatya'daydım. Çok ciddi sayıda konteynerlerin, konteyner kentlerin oluşturulduğunu, hatta Malatya için söyleyebilirim, çadırlarda kalan vatandaşlarımız var, çadır kentler var. Ama bayramdan sonrası için çadırda hemen hemen hiç kimsenin kalmayacağı şekilde bir planlama yapılıyor ve herkesin konteyner kentlere geçilmesi sağlanıyor. Her türlü imkanın sunulduğu konteyner kentler var ve geçici konutlar da bazı yerlerde yapıldı. Bu imkanları görünce depremzedeler hem kendi evleriyle ilgili süreci takip edebilmek, hem alışık oldukları düzeni devam ettirebilmek adına kendi bölgelerinde olmak, ilk geldikleri anda da söylemiştim, yani ben o bölgenin çocuğuyum. O bölgenin insanı memleketini sever. Çünkü üreten insanlar, orada bir faaliyeti var. Dolayısıyla tekrar geri dönmek isteyecekler, memleketlerini bırakmayacaklar diye söylüyordum zaten başından itibaren. Ve bu sonuçlar da bize bunu gösteriyor. Ve büyük oranda da aslında kalan, ev kiralayıp kalan vatandaşlarımız şey bekliyorlar. Haziran'daki okulların tatil edilmesini bekliyorlar. Yani eğitim gayesiyle çocukların iyi bir eğitim alabilmesi için gelip çocuklarını okullara kaydettiren 3000'in üzerinde biliyorsunuz öğrencimiz vardı okullara kayıt yaptıran. Haziran'daki tatilden sonra biz o sayının çok radikal bir şekilde düşeceğine inanıyoruz. Tekrar döneceklerine inanıyoruz. Evet. Başka bir şey yoksa teşekkür ediyorum.